أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد الأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في معينه الله فمعينه في الدارين الله ومن كان خصمه الله فخصمه في الدارين الله Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Cumanız mübarek olsun. Mahlukatın milyon kere milyon adedince Rabbül Alemine hamdü senalar olsun. Bizi insan olarak halketti. Bu insanlığın içerisinden iman nimetiyle şereflendirdi. Bu iman nimetiyle bizi birbirimize kardeş kıldı. Sayılı bir ömre sayısız nimetler bahşetti. Sayılı bir ömür içerisinde yapılan ibadetlere sonsuz bir cennet vaat etti. Edibimiz, önderimiz, baş öğretmenimiz, baş komutanımız Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e mahlukatın milyon kere milyon adedince salatü selam olsun. Rabbim onun şefaatinden bizi mahrum etmesin. Muhterem kardeşlerim, yapılacak sohbetten önce anlatanı sonra siz aziz kardeşlerim dinleyenleri nasiplendirsin. Bize hakkı söylemeyi, batıldan yüz çevirmeyi nasip ve müyesser eylesin. Muhterem kardeşlerim, insan oğlu eşref-i mahlukat olarak yaratılan, dünyanın düzenini, imarını kendisine verilen, akıl sahibi olan, vicdan sahibi olan, idrak sahibi olan bir varlık. Yaradan, yarattığına ferman buyuruyor, kitap gönderiyor. Bu kitabı nasıl yaşayacağını izah etmek için ve yaşamak için peygamberler gönderiyor. Muhterem kardeşlerim, hiç hayatınızda birisinin ben kötü olmak istiyorum, ben tehlikeli işleri seviyorum, ben yaramaz olmak istiyorum, insanların nefretini kazanmak istiyorum diyen birini hiç duydunuz mu? Duymadınız. Ancak muhteremler, Allah-u Teala ayet-i kerimede buyuruyor ki İnsan oğlu hayrı, güzelliği talep ettiği gibi kötülüğü, şerri de talep eder. Ama farkına varmaz. Bilemez onun kötü olduğunu. İşte bu kötülüklerin, bu belaların, bu musibetlerin üzerimizden gitmesi için bakınız Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Habibi Kibriya Muhammed Mustafa ne buyuruyor? An Ali radıyallahu anhu kal. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İza fa'alet ümmeti 15 hasle halle bihel bela. İyi dinleyin muhterem kardeşlerim. Sohbet yapmış olduğumuz vakit doldurma amacıyla zamanı değerlendirmeden öte, vakti doldurmaktan öte şu 15 maddeyi bir toplum, benim ümmetim işlemeye başladı mı, bunları normalleştirmeye, bunları normal şekilde anlamaya başladığı zaman belaları, musibetleri üzerlerine helal kılmış olurlar. Allahu Ekber.
belaları, musibetleri üzerlerine helal kılmış olurlar. Bu 15 maddeyi hayatımızda fövç fövç uzaklaşmamız gerekirken, yanına kinarına yaklaşmamamız gerekirken, maalesef eğer biz bunları normalleştirirsek, bunları yaşamaya başladığımız zaman belalar, musibetler, zulüm, afetler bizi bulur kardeşlerim. Bakınız. Kıyla dendi ki: "Ve ma hiye ya Resulallah? Nedir bunlar ya Resulallah?" Kal: "İza kana'l mağnamu duvelen." Allahu ekber. Evet. Muhterem kardeşlerim, Rabbim bizleri bu hasletlerden muhafaza eylesin. Birinci madde, zenginler fakirleri unuttuğu zaman, zenginlerin kalbinden merhamet, şefkat kalmayıp fakirlerin haklarının yendiği zaman, mülkü idarenin, amme menfaatin, toplum menfaatin birileri tarafından yağmalandığı zaman, birileri tarafından içselleştirildiği zaman, evet kardeşlerim, muhterem kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ümmeti, toplumu, devleti, vatanı bir gemiye benzetiyor. Bir gemide gidenler okyanusların ortasında, eğer üstteki güvertede olanların suları var ise, aşağıdaki en alt zemindeki kimselerin içecek suları kalmamışsa, aşağıdaki kişiler yukarıya çıkıp onların ihtiyaçları karşısında onların ihtiyaçlarını görmüyorsa, aşağıdakiler bu talebe karşı gereken cevabı alamayıp kendi ihtiyaçlarını karşılamak için gemiyi delip, ya biz onlardan bir şey göremedik, kendi ihtiyaçlarımızı, suyumuzu denizden karşılayıp ihtiyaçlarımızı görelim diye gemiyi delmeye kalkarlarsa, yukarıdakiler de bunlara engel olmazsa, yukarıdakiler de batar, aşağıdakiler de batar. Ne güzel bir misal, görüyor musunuz? Muhterem kardeşlerim, bu hadis-i şerif çok önemli. Her maddesi bir saat anlatılması gerekir ki anlaşılsın, daha güzel içselleştirilsin. Ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam? اِذَا كَانَ الْمَغْنَمُ دُوَلًا. Zenginler, devletin, amme menfaatleri birileri tarafından içselleştirildiği zaman. Bunu genişleteceğiz. Emanet verildi bize. Şurada acizane olarak ben bu makamda, bu mevkide emanet olarak vazife yapıyorum. Hakkını vermek mecburiyetindeyim. Bir dairede bir memur eğer vatandaşın hizmetini görmüyor, o vatandaşın hizmetini öteliyor, o vatandaşa iyi davranmıyor, o vatandaşa şefkat duygularını sergilemiyor, gazetesini okuyor, internetteki borsasına dalmış, adeta vatandaşı dışarıda bekletiyorsa, o kişinin başına bela hak olur kardeşim. Bir memur, bir amir, bir müdür köyünden terkan içinden gelmiş, işini yaptırmak için dışarıdaki misafirlerin ağırlanması pahasına dışarıdaki vatandaşı bekletiyorsa, bu devletin, o makamın hakkına tecavüz ediyor demektir. Hakkını yerine getirmiyor demektir. O gücü kendi lehine, kendi şahsi rahatlığına kullanıyor demektir. Emanete ihanet ediyor demektir. Emanete ihanet edenlerin tarihte Allah-u Teala üzerlerine taş yağdırdı. Emanete riayet etmeyenlere çekirge, kurbağa ile felaketleri başlarına getirdi.
herkes görevini yapacak. Hazreti Ömer misali, her zaman Hazreti Ömer'den misal verirken Haccacı zalime gelip diyorlar ki, sen diyorlar bize zulmediyorsun. Ömer böyle değildi diyorlar. Ne diyor biliyor musunuz? Doğrudur diyor. Ömer zamanında Ebu Zer'ler vardı. Ebu Zer'ler vardı. Siz Ebu Zer olduğunuzda ben Ömer mi olmadım? Ya aziz kardeşlerim, herkes üzerine düşen vazifeyi yapacak. Duyarlı ve şuurlu olacak. Haksızlıklar karşısında asla susmayacak. Kendi menfaatlerini toplumun menfaatlerinin önüne getirmeyecek. Devlet fakir fukaralara yardım ederken sen üzerindeki malı mülkü devredip kendini fakir gösterip de o maldan pay almaya çalışman bela ve musibetlerin senin üzerine gelmesi demektir. Ya bakınız kardeşlerim, Allah bizlere fitne dönemlerinde özellikle birbirimizi anlayan, birbirimize kenetlenen hak ve hakikat noktasında bizlere dayanışma gücü veren ruh nasip eylesin. Allah muhafaza eylesin. Niye cihat en yüce mertebe biliyor musunuz? Bir düzen bozulursa, kargaşa olursa, zulüm olursa, insanlar birbirlerinin hak ve hukuklarını tecavüz ederse, boşluk oluşursa ne din kalır, ne namus kalır, ne hak kalır, ne hukuk kalır. Hasbesini yapacak. Sen oraya vatandaşın hizmetini görmesi için seni oturttu devlet oraya. Sen çiftçi olarak üretimini yapıp alın teriyle kazanmanın yolunu ararken bu toplum o ürettiğin malzemeye ihtiyaç duyup da onu stoklamayacaksın. Ona ihanet etmiş olursun. Aziz kardeşlerim, ikinci madde وَالزَّكَاتُ مَغْرَمًا. Zekat unutulduğu zaman, zekat angarya olarak görülmeye başladığı zaman Allah-u Teala ayet-i kerimede o zenginlerden malı al, fakirlere ver. Şimdi bu müessese var mı? Yok. Gönle dayalı, gönüle dayalı. Adam geliyor bana, yıllarca biz bunları gördük, yaşadık. Adam öyle şey anlatıyor ki neredeyse kendisine zekat verecek olacağız. Ama başka yerden arıyoruz, darıyoruz. Oho, adam neleri, 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 neleri var. Beyler, Allah'ın verdiği size ikramları eğer cimrilik yapıp fakir ve fukaranın hakkını ayırmazsanız o malın bereketini göremez olduğunuz gibi dünyada size darlık ve kanaatsizliğin karşısında manevi fakirlik verir size Allah-u Teala. Allahu Ekber. Madden çok zenginsin ama manen fakir olman, o madde zenginliğinin faydasını Allah sana dünyadayken tattırmaz. Onun için kardeşlerim, zekat müessesesinde olan bu ruh ile nasıl ki bir namaz, nasıl ki bir oruç farz ise, nasıl ki bir doğruluk esas ise, kazancımızın %2,5'unu değil, kazancımızın karının üzerinden bir yıl geçtikten sonra, korkmayın kardeşlerim, korkmayın. Şöyle bir 50 bin, 100 bin liralık, 100 bin liralık geliri olan bir insan, bir yılda kazancını 100 bin, 100 binden sonra arabanın sigortası gitti, ev kirası gitti, çamaşır makinesi, buzdolabı, arabanın yan giderleri, evin ihtiyaçları gitti, 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 gitti. Ne kadar kaldı? 30 bin lira kaldı veya 20 bin lira kaldı. Bu 20 bin liranın da üzerinden bir yıl geçmiş olacak.
bu 20 bin liranın %2,5'u verilmiş olacak. Ne kadar yapar Allah aşkına ya? Ama şeytan aleyhillâne vesvese verip bunu adeta dağlar kadar gösteriyor ve sana verdirmiyor bunu. Muhteremler, sözlerimi iyi dinleyiniz ne olursunuz. Dua alacak iş yapın. Gösterişten uzak olun. Bunları size derken aslında ben kendime diyorum ha, onu da söyleyeyim sizlere. Yapın edin derken buna ben kendime söylüyorum. Dua almayan bir insanın iki yakası bir araya gelmez. Bugün bir olaya şahit oldu. Bir vatandaşımız, bir kardeşimiz müftülüğe geliyor. Bak ne kadar güzel bir şey. Diyor ki hocam, benim eşim ciddi bir ameliyattan çıktı. Bu kardeşimiz geldi. Ben dedi buradaki kurstaki talebelere bir ziyafet vermek istiyorum. Bir ikramda bulunmak istiyorum dedi. Çok hoşuma gitti. Müftü Bey de oradaydı. Çok duygulandık. Dedik kardeş, Allah eşine sağlık afiyet versin. Allah yardımcın olsun. Allah evinde huzurunu arttırsın. O çocuklara ikram, bak dua aldın. Bu ne güzel bir şey. Bu ne kadar güzel bir hayır. Sizin dualarınız olmaz ise size ne diye değer vereyim diyor Allahu Teala. Allahu Ekber. Dua alın kardeşler. Ananızın duasını, fakirin duasını, yoksulun duasını alın. Bakınız kardeşlerim. Fakirlere sabretmeyi, zenginlere vermeyi emrediyor, tavsiye ediyor. Ve öteye gidiyor Allah Resulü, bakın. Rahmet peygamberi ne buyuruyor kardeşlerim? İyi dinleyin. Kulaklarınızı iyi açın. Bir zengin diyor, bir fakire diyor, bir ihtiyaç sahibine borç dahi verse, bak, borç dahi verse, iyi dinleyin. O borç o fakirde kaldığı sürece, ihtiyacını görüp tekrar ödeyinceye kadar o fakirin yapmış olduğu bütün hayırlı işlere o zengin ortaktır. Allahu Ekber. Ruha bak. O fakirin yapmış olduğu bütün hayırlı işlere ortaktır. Unutmayın, gaflete düşmeyin kardeşlerim. İşte bu bizi diriltecek. Ama şeytan arkadan da vesvese veriyor. Aman verme ha. Kaç kişiye verdin, alabildin mi? Kaç kişi seni aldattı? Sen anayı mısın? Niye verdin? Allah için. Allah Resulü böyle dedi. O hayır hasenet sana nasip oldu. Velev ki aldanmış olsan, o hak seninle mahşerde önünde olacak kardeş. Tabii güven duygusunu kaybeden bir toplumdan Allah merhameti söker alır. Güven duygusunu kaybetmemek uğruna verdiğimiz sözleri yerine getirmek, veremeyeceğimiz sözleri söylememek esastır. Onun için kardeşlerim, bu mal, bu servet bize Allah'ın lütfu değil mi? Allah bize ikram etmedi mi bunları? Biz dünyaya neyle geldik? Bakınız kardeşlerim, şükredin. Bakınız gençler, aile, yetişkin, yetişmiş, yeni evlenmiş, yeni hayata başlamış aile evlatları, sizler babaları olarak çocuklarınızın sağlıklı bir yuvanın devamı için murakabe yapın, gözetimde bulunun. Onların manevi hastalıklara düşmemesi için kanaatkârı aşılayın. Kanaatkâr olmayan bir gencin huzurlu olması mümkün değildir. Mallar ve evlatlar sizin birer fitnedir. Size birer imtihandır. İmtihan. Bakalım verdik. Kimisini vererek imtihan ediyor, kimisini vermeyerek imtihan ediyor. Hiç unutmam kardeşlerim, bir seferinde bir yurt dışı görevimde adam ticaret yapıyormuş. Hiç iyi işleri gitmiyormuş. O gün de camiye para toplanacak. Her gün topladığımız gibi. Dedim bakın kardeşlerim, halis muhlis inan, bir verdiğine Allah 700 misline kadar çıkaracak, vallahi bunu önünde göreceksin. Ayet var. Diyor ki ben bir miktar verdim.
İki hafta sonra bir telefon geldi. Hocam neredesin? Buradayım. Geliyorum yanına dedi. Bana bir kucakladı. Bana bir sarıldı. Hocam dedi, Allah senden yer gök razı olsun dedi. Hayırdır, ne oldu dedim. Vallahi dedi, ben dedi çok batmanın eşiğine gelmiştim. O gün dedi öyle bir söz söyledin ki, ver Allah sana 700 misline kadar verir dedin. İçimi yokladım, veresim gelmedi. Sonra biraz daha yokladım. İçimde tatmin bir şekilde, eğer Allah böyle söylüyorsa doğru söylüyordur, hak söylüyordur. Allah asla kuluna yanlış bir şey söylemez dedim diyor, verdim diyor. Bir hafta sonra diyor 100 bin euroluk, 100 bin marklık, euro değildi o zaman, marktı Almanya'da. 100 bin, 200 bin marklık iş aldım diyor. Şu anda diyor huzurdan, mutluluktan uçuyorum diyor. Ya zekatınızı verin kardeşlerim. وَاَطَعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ Bu çok tehlikeli bir madde. Aileler, yuvalar çatırdıyor. Niye? Hanımı anasının yerine koyuyor, anasını hanımının yerine koyuyor, babasını hanımının yerine koyuyor, hanımını dayısının yerine koyuyor. Muhterem abilerim, yaşınız kaç olursa olsun, fıtrata uygun olmayan bir hayatı idame ettirmek mümkün değildir. Eşin eş olarak kalacak, baban baba olarak kalacak, annem anne olarak kalacak. Bakın ne buyuruyor? وَاَطَعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَحَقَّ اُمَّهُ Anasının hakkını ihlal edip karısına, hanımına mutlak itaat etme dolayı. Hanımını öteleyecek, hanımını ikinci sınıf görecek. لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُلِيَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا Kıyamet kopmaz ta ki analar efendilerini doğurmadıkça. Ne demek analar efendilerini doğuracak? Öyle bir devir gelecek ki evlatlar anneleri tarafından, anneler evlatları tarafından hizmetçi olarak görülecek. Ya anasının hakkını ihlal edecek, mutlak hanımına itaat edecek. Hanım, kadın, kadınlık vazifesini yapmasa, erkek idare edip iki tarafı kontrollü bir şekilde, adaletli bir şekilde devam ettirmezse, o yuvada çatırdı başlar, o yuvada huzur olmaz, o yuva yıkılmaya mahkum olur kardeşlerim. Sen değil mi Allah'ın adına bu kadını helal olarak aldın, nikahladın, hakkını ve hukukunu koruyacaksın, zaman ayıracaksın, değer vereceksin. Ne alıp ne verdiğine dikkat edip onların ihtiyaçlarını ötelemeyeceksin. Annene ve babana gösterdiğin sevgi ve saygıyı ona da göstereceksin. Bugün yuvaların çatırdamasının, aile yuvalarının yıkılmasının en büyük önünde olay ana ve babalar önceleniyor, hanımlar ikinci devrede itiliyor, onların hakları ihlal ediliyor. Bu konu ayrı bir mevzu kardeşlerim. Bu mevzuyu daha değişik bir vakitte aile prensip, aile rehberlik, aile seminerleri adı altında ben yapmayı isterim. Bu konuda ben acizine çok ihtisas alanlarım da olduğu için genç ailelere özellikle bu noktalarda bakın ne olursunuz. Ben buradan söylüyorum. Adım Salih Güler. 24 saat yanınızdayım. Müftülüğü arayın. Aile sıkıntılarımız olduğu zaman biz bir doktor gibi, Hipokrat yemini almış gibi o kişilerin arasında ölünceye kadar mezara giden sırları koruyarak o ailelerin yapımında, o ailelerin sıkıntısında yanınızdayız. Çünkü sağlıklı bir ailede sağlıklı bir nesil yetişmesi mümkün değildir. O çocuklar da psikolojik bunalıma düşmektedir. O çocuklara sahip çıkmak da güç oluyor ve bir yuva dağıldığı gibi aile evlatları da tarumar oluyor. Bu durumlardan kurtulmamız için özellikle ve özellikle anne ve babalar çocuklarının yanında şefkat duygularını sergileyecek, problemleri, sıkıntıları var ise kendi aralarında sadece çözecek, çocukların yanında asla ve asla tartışmayacak. Sen şöylesin, ben böyleyim. Hanımını ikinci sınıf muamelesiyle aşağılamayacak, kötü söz söylemeyecek. Senin anan şöyle, senin baban böyle deyip hesaplaşmayacak. Çocuklar o noktada iç dünyalarında korkunç bir tahribat oluşuyor ve çocuklar
düzelmesi mümkün olmayan psikolojik bunalımlara giriyor kardeşlerim. Ama bunları bilmediğimiz için zannediyoruz ki çocuklar bu işi bilmiyor, anlamıyorlar. Hayır, 2 yaşında olsun, 1 yaşındaki o çocuğun önünde bu gibi tartışmalar meydana geldiği zaman o çocuğun üzerindeki o tahribatı atlatmak çok zor oluyor kardeşlerim. Siz isterseniz, hanımınız, hanımımız isterse, biz istersek evimizi cennet bahçesine çevirebiliriz. Cennet bahçesine çevirebiliriz. Allah-u Teala demiyor mu? Ey müminler, hanımlarınızdan hoşlanmadığınız yerler olduğu gibi siz hoşlanmadıysanız benim hoşlandığım yönler hatırına onlara sabredin diyor. Ya bazı şeyleri görmemek, bazı şeyleri duymamak, bazı şeyleri çok konuşmamak esastır kardeşlerim. Muhterem kardeşlerim, ve berra sadikahu, ailesini, annesini, babasını terk edip arkadaşına dostluğu sıkı fıkı yapan genç. Aile çok önemlidir. Ana ve baba asla ve asla terk edilemez. Ana ve babanın rızalığı esastır. Men ata ebeveyhi ve fekat etaani ve men etaani fekat ata Allah. Ve men asani ve men asa ebeveyhi fekat asani ve men asani fekat asa Allah. Anasına ve babasına hürmet etmeyen, saygı kusur eden bana saygısızlık yapmış olur. Bana saygısızlık yapan da Allah'a saygısızlık yapmış olur. Biz bu ruhu işlememiz lazım kardeşlerim. Babalar, ben şimdi analara seslenemiyorum. Analar yok burada. Ne olursunuz bu geminin dümeninde siz varsınız. Şefkat duygularınızı bir kat daha artırın. Özür dileme ruhunuzu bir kat daha geliştirin. Affetme ruhunuzu bir kat daha oluşturun. Bunu yaparsanız ne olur? Sizin yüzünüz gülecek. Sizin yüzünüz gülerse hanımınızın yüzü gülecek. Hanımınızın yüzü gülerse çocuğunuzun yüzü gülecek. Çocukların yüzü gülen bir toplum, mutlu bir toplum, mutlu bir mahalle meydana gelecek kardeşlerim. Rabbim hepinizi merhametli, şefkatli, ruha sahip olan babalardan eylesin. Men amile sanihan feli nefsihi buyuruyor. Bir iyilik yaparsan kendine yaparsın. Burada noktalayalım. Aziz kardeşlerim, dertliyiz, yanıyoruz, tutuşuyoruz. Allah hepinize mutlu, huzurlu yuvalar nasip eylesin. Bugün kardeşlerim, bütün Türkiye'mizin genelinde, bütün camilerimizde, yurt dışında ve yurt içinde yapılmakta olan camilerimizin inşaatlarına sizden yardım talep ediyoruz. Allah size nasıl verdiyse siz de öyle verin. Allah hepinizden razı olsun. Kazançlarınız helal olsun. Kazançlarınız bereketli olsun. Ömrünüz hayırlı uzun ömürlerle taçlansın. Ananız babanız amel defterlerini açık bırakacak sizlere amel işlemeyi nasip ve müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.